Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hepi sucuğunuz kanalıma hoş geldiniz canlar. Sefa geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Canlar benim ektiklerime bakın. Bunların altına sopa olması lazımdı. Sizler de yazdınız bana da. Bakın. Lahanalar bitiyor. Şöyle. Görüyor musunuz? Yeni yeni bitiyle. Buraya gelirim de ben canlar. Şimdi çok ıslak yer. Bunun altına böyle tahtacık çakarım. Bakın ha burada marullar. Ama işte bak ha böyle olmaması lazım. Tek başımaydım. Beceremedim çok da. Bakın ıspanak bitmiş. Gördünüz mü canlar ıspanaklar? Serada. Ya bitmişler. Aa, Egiz bizim Erdi'ye yıkıldı. Şey, nedir abranın ismi? Sera. Erdoğan, gözün aydın. Yıkacağım orayı, yıkacağım orayı, yıkacağım orayı. Aha yıkıldı gitti. Tövbe, tövbe, tövbe. Egiz iyi ki daha bunun altına bir şey dikmemişim kışlık. Tripodum da burada ama bu zaten kırık it. Oş. Vah 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 vah. Gitti. Burada çok düyen ki tarafa. Aa da lahanalar canlar. Lahanalarda sarmalık olduğunu bak bazı komşularım benden lahana istiyor. Yok derim bana inanmayla. Bakın canları. Burada önce yemeklik lahana var. Yüreklerinden alacağın olacak lahana yemiyor. Bak dolmalık pek yok burada. Ben derim de bana dilek filiz. Var da mı vermeyse? Kız yok da yok. Ah. Ha bilecik alacağım. Ah. Olsa canım kurban. Öyle değil mi? Vermeyeyim mi size? Doğru söylüyorsun. Komşularım. Ha bunu da alacağım bir erdine. Ne eteyim? Şöyle şöyle alacağım. Aha. Biraz da yürek alırım. Ha burada da 2-3 yapracık var. Ufak ufak saracağım herhalde öyle ya. Ha bunlardan. Biraz da maydanoz alırım. Yaz geldi mi etecek işlerimizi, tarla işlerimizi belli çok, gazı çok, nasıl zaman bulacak? İyi gidi Melek abamın Emine bana lahanalar. Lahana şimdi canlar tam çorbalık. Ama çorbalık dönünce gene bile bilem acık Allah'ım bir avuç. Ufacık ufacık sarayım bunlar. Bakın ha bunun güzelliği ha bu çok güzel olan toplağı nasıl azması. Bunlar şimdi biz tarlalara yapana kadar canlar çiçek açacaklar. O yüzden bunları böyle de alabilirim. Ki kofilerini atmayayım da lahana çorbasına kalsın diye.
Şöyle kofuları da kalsın çorbaya da. Hava aşağıda da var biraz. Birer ufak tabak olsa bize yeter. Tatlı yoğurtum var. Bakın bunlar da teyzeleri, bunlar tazecik bak. Görüyor musunuz? Ha böyle geçen dedim de kız bir dakika korktum ha. Ha böyle teyzeleri dedim ya. Bir izleyicim yazmış ki biz çocuklarına hadi de ki teyzeleri. Lahanaların teyzeleri değiliz. Ha bu lahanalardan da ne istiyorsunuz? Lahanamız, pancarımız en sona gelmiş. Pişiremedi uzunu güzel geldi en sona. Heh. Lahana antibiyotiktir, antibiyotik. Lahanasız hayat geçmez. Ben koran oldum, lahanalarını iyileştim. Ne diyorsunuz? Ne en son yemi o? Her işte uz kurbağa yemi. Ne bileceksiniz lahana ne de diye. Ha buraya bak. 18 yaşındaki genç kız gibi lahanalarımız var. Taptazecuk. Rabbim yoktan var eteği bak. Gene bir sarmalık aldım bir tencere. Bak 2 3 4 aha 5. Ha o yanki tarafta da var benim birkaç kök. Buracıktan da alırım. Evet canlar. Şöyle yapraklarımızı koyalım buraya. Bir avuç da o tarafta var. Bunları da alacağım canlar. Bunları bu kadarcık canlar saracağım. Ay, oradan da birkaç tane maydanoz alalım. Nerede koyayım? Ha? Şimdi bir de bir çorbalık alacağım canlar. Çorbalık da ne demek? Yani lahana çorbalığı şöyle bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Şunlar. Şöyle yüreğini kır alacağım. Bunlar da çorbalık oluyor. Şöyle. Tabii gene güzellerinden. Şöyle.
Hadi bakalım. Öteki taraftakileri de alalım. Bak bunlar gösterili. Bunları böyle aldım. Evet canlarım. Arabaya bindik. Kız abla anamızı istememişler da. Dünyanın kötü yemeği mi ne seçilmiş? Tövbe estağfurullah. Bunu kaldırın ortadan. Böyle bir şey yok ya. Ben koronayken ondan iyileştim. Ne lanetinin kötü olması. Vallahi ben o olması sanki gelebaya bir dünyaya boylayacaktım. Öyle bir şey yok. Lanamıza kurban olsun onu diyenler. Ha şimdi hava buz gibi. Yapayım bir mısır ekmeği. Siz durun. Bunu diyenler beni izliyor. Yapayım bir mısır ekmeği. Mayaladım tatlı yoğurt. Yoğurtu çıkarayım. Bol biberli de bir lahana çorbası böyle dumanı üstünde tütüyü. Yarmalı. Siz gelin bakayım. Abile abile bakıyorsunuz ya o haberleri şey veriyorsunuz abile baygında hasta gibi. Abile gözler olsun fal taşı gibi açılacak. Vallahi. Ula kara lahananın çoğusu yanıyor. Pişmemişi. Gerçekten pişmemişi yanıyor. Arkadaş nereden uyduruyorsunuz bunları ya? Üzüldüm lahanacığımıza. Sonra da tuttu dediler ki kara lahanaya demediler, beyaz lahanaya dediler. Tamam geç, seni beklerim. Bisikletçi kardeşim, korkma. İnsanın canı ne kadar tatlı biliyor musunuz canlar? Şaka bir yana da. Abalarım, kardeşlerim. Bisikletçi böyle dar kıyafet giyinen ince vücutlu bisikletçiler var ya, onlardan hem kolunu böyle uzatıyor, bu tarafa döneceğim diye işaret ediyor, hem de bin kere arkaya baktı. Ben de duruyorum yani, yavaşım. İnsanın canında ne olur vallahi. Abi ağız konuşuyor ya. Abi dili nereye döndürürsen oraya dönüyor. Ama canı çok tatlı. Gerçekten. Allah'ım herkese sağlık, sıhhat versin. Rabbim. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bak abi arabaya indim. Bindim. İneceğim mi? İnşallah. İnşallah. Allah korusun. Ben önceki seneki atlattığım kazayı biliyorsunuz da canlarım. Aynı abi yolda. Bu yoldan hep gider gelirken aklıma geliyor. Hiç yalan yok. Bilmeyen takipçilerim vardır ama. Onu da diyeyim size de öyle kapatayım. Laf açayım çünkü. Onu ölsem unutmam ama da onu da unutmam. Erdoğan'ın lafını da unutmam asla. Yanım için dedi ama o an çok büyük zoruma gitti. Erdoğan'ın bana öyle o anda demesi benim içindi. Çok üzüldüydü. Ama o anda o korkulu anımda çok zoruma gittiydi. Böyle iki gün hem o olaydan hem Erdoğan'ın lafından iki gün kendime gelemediydim. İzine gideceğiz canlar. Yaz iznine şimdi. Sabah erkenden zaten uyuyamıyorum ya. Ne Türkiye iznine gittim mi uyuyorum. İsterim ki uyuduğum zaman herhalde zaman çabuk geçecek, geri dönecek. Sizler de öylesiniz değil mi? Ekmek de alacağım giderken kahvaltıyı. Unutturmayın bana. Bağırın orada. Filiz ekmek alacaktım. İzine gideceğiz canlarım. Yaz iznine. Yani Zomer Feriye'ndeki yaz iznine gideceğim. Bahçemde de bir tarla fasulye oldu. Yani bir tarafımın fasulyesi öldü ama çok öldü. Böyle salkım salkım mübarek maşallah. Bir gün önce de eşimle oraya gittiydik. Geçen sene işte bu olay. Geçen sene öldüydü galiba. Topladık. O sıraya yetiştiremedim. Var orada bir 5 kilo daha kaldı yani. Rahat 5 kilo. Fazlası vardı, eksiği yok. Bir 5 kilo daha canlar orada kaldı mı fasulye? Uşakların saati geldi. Çıkmasam tarladan kalacaklı okulda. Son iki gün. Son bir gün okulu. Diyelim ki perşembe günü bu olay oluyor yani. Cuma günü izne gidecek. Son günü izne. Karneleri aldılar mı izne gidecektik. Topladık dedi. Erdoğan ki boş ver dedi. Geç kalıyoruz dedi. Haydi dedi. Tamam dedim ama. Zorlan dedim tamam. Almadım onları, bitti, çürüyecekti, olacaktı tane. Tanesi de fasulyenin tanesi de yenmiyor. Dedim tamam, kısmetim de yokmuş, boş ver, uşaklarımdan önemli değil ya.
Neyse canlar, biz uşakları aldık, eve geldik. Oldu bir gün sonra cuma. Saat 3 gibi de evden çıkacağız cuma günü. 5'te de uçağımız. Bak iyi hatırlıyorum. Sabah erkenden ben kalktım. Yine ortalığı toparladım. Oturdum koltukta. Uşaklar uyuklar. Erken daha oldu saat. Olsun saat 9. Anca. Sabah 9. Ondan sonra dedim ki, ooo Filiz ne oturuyorsun dedim. Bak şimdi. Ne oturuyorsun dedim. Git dedim. Topla kalan fasulyeyi dedim. Alacak olan da var onu. Ver ablaya dedim. Dön gel evvel dedim. Hem de çöpe gitmezler. Hem de yine alırsın 5 kuruş. Topla da gel. Hemen çıktım. Üstümü giydim canlar. İzine gideceğim gün bak. Üstümü giydim. Bak işte başıma gelecek var. Ama nasıl sevinçliyim biliyor musun? Fasulyem çöpe gitmeyecek diye. Nereden derim geldi aklıma derim. Kalk Filiz hemen kalk. Efe'ye de sadece yazdım ki. Bak Erdoğan'a da yazmadım. Efe'ye yazdım. Niyeyse. Yazdım ki annesi ben Lidl'e gidiyorum. Bahçeye gidiyorum desem kızacak leba diye. Dedim demonlara ki ben Lidl'e gidiyorum. Hani izine gideceğim ya o günü. Aynı gün. Hani bir şeyler almaya gidiyorum sanatsın diye. Ben de kızmasın diye. Bak annem niye son gün gene kalktın tarlaya gitme. Efe'ye mesaj yazdım. Uşak uyuyayım. Kalktığımı görsün diye. Hemen ben yola. Sabah sabah. Ya 8 idi saat canlar ya 9'du. Bilmiyorum vallahi. Yalan olmasın ama erkeğindim. Çıktım yola. Ha şimdi geri geldiğim yolda. Bu radar var orada bizim bahçenin orada radar. Orada canlarım. Sabah arabayı normal sürüyorum. Gene 50 radarı geçtiydim. Radarın zaten arka yüzü dönük. Giderken bahçeye giderken oluyor. Gelirken değil. Abi radar canlar şey. Bu abi direksiyon. Abi araba zırt diye ses duydum sadece. Sanki böyle bir şey tekeri atma attı. Divan Erdoğan ki bu konuyu konuştuk ya daha sonra kenara çok yaklaştı. Ederim sen de yaklaşırsın seni yapmay öyle. Neyse canlar. Ağzımdan çok. Tövbe. Abi direksiyonu tutamıyorum elimi. Bu arabayı alıyor zırt sesinden sonra. Tam da köprünün üstündeyim. Ya bir şey ha o yana çekiyorum arabayı bu yana ama ben titriyorum. Ya bir şey bu yana çekiyorum bu yanki tarafa arabayı. Ey Allah'ım derim bu ne de derim ben ne yapacağım? Sadece tek aklıma gelin bu anda. Eşhedün la ilallah. Eşhedünle Muhammeden Resulullah. Ve eşhedünle Muhammeden Resulullah. Dedim. Ha bura kapalı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah. Dönelim abudan bana geri. Durun da kapalı. Ne yiyecek ya kız? Bundan ha dedim canlar. Ondan sonra da dedim ki Allah'ım evlatlarım sana emanet. Bak. Ama ben bir yandan şey ararım. Ama bir de skolünü çekeceğim de arabayı durduracağım. Aşağı mesela kenara çarpacağım ya. Çarptım kenara aşağı uçarım. Hani bir kat aşağı araba yolu gene geçiyordu. Köprünün üstü çünkü. Uçarım buraya yani. Ben artık ne yapacağımı şaşırdım. Bir tek de aklımda bir video izledim canlar. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü dikkatli yola bakacak. Uyanaysa bu yana çevirecek. Bu yanaysa o yana çevirecek direksiyonu. Sakin bir şekilde. Sakin dur mu kaldı? Uçarım aşağı. Beni nasıl savuruyor? Allah'ım verme yarabbim. Ondan sonra canlarım öyle böyle öyle bu. Bir yandan da ama arada da bir elimi alıyorum. Arayırım abi vides kolunu. Vides kolu yok. Yok vides kolu. Bir yerde yok. Ara. Allah göstermediğini bana. Dibayar'dan ki eğer vides kolunu diye çeksaydım 50 lan ya da 60 derdim yani hızım. Kesinlikle diye aşağı uçardın. Öyle bir durumda diye vides kolunu çekme sakın diye. Allah diye korudu seni diye. Bulamayarım. Bulsam çekeceğim onu ki dursun araba diye. Halbuki durmazmış. Daha çok bir taraftan savrulur musun? Allah'ım bağışlar beni evlatlarım. Vallahi. Ondan sonra cime canlar ne başı olacağı ağırdırım. Vites kolunu bulamadım.
Bu yana, bu yana, bu yana, bu yana az az, az az, az az baktım yavaşlarım. Bu arada ama ne önden bir araba geliyor ne arkamdan. Hiç kimse yok. Zaten tek başımayım. Zaten önden ya da arkadaki hadi beni görüyor. Hızlı bir yol değil burası. Ama önden bir araba gelse de o da durmasa yani. Benim bu halde olduğumu anlamayıp erkenden durmasa o da bana vuracak. Bu sefer ikimiz aşağı Allah korusun. Neyse canlarım baktım az 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 duruyorum. İleriki tarafta arabayı durdurabildim. Abi ormanın kenarına arabayı çektim ama ben zangır 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 titriyorum. Diyorum ki şimdi ben Erdoğan'ı nasıl arayacağım? Beni gel alsın. Evi arabayı alsın beni gel alsın. Ben bunu alsam süremem. Ben böyle bırak bugün izine de gidiyordum. Benim oraya cenazem gidiyordu Türkiye'ye. Yemin ederim size bak arabadayım. Vallahi da billah. Bu neydi? Az anlatıyorum size fazlasını anlatmıyorum. Uşaklarım teşk ederim arayabilsem de çocuklarım melek olmazsa. Şu anda arayabilsem de önce Allah'a sonra ona emanet etmek isterim onları. Bak Allah aşkına. Bunu melek olmadan anlattım. Hala burnum sızlıyor. O an aklımdan o geçti. Bilmiyorum. Çünkü çok güvenirim ona. Ondan herhalde bilmiyorum. Babalarına da çok güvenirim ama canlar insan gözlerini yumduğu zaman bir kadın gelip bir erkeği kandırabilir. Benim uşaklarımı vurur murur. Benim hep aklımda vardır. Hep derim Erdoğan. Erdoğan bana bir şey oldu mu? Laf lafa açayım. Bana bir şey oldu mu? Evlenirsin. Gençsin. Ama lütfen hiç kimseye güvenme. Asla. Ben sana melek kadar iyiyim. Bu bana melek kadar iyi bir kadın deyip de sakın güvenme. Eve kamera. Ben sana evlenme demem. Ama eve lütfen kamera tak, uşaklarımı bağırır vurur bir şeydir. Bak onları derim ona ben arada öyle konu açıldı mı derim Erdoğan asla ne olursun. Vallahi başka hakkımı derim ona helal etmem sana konu açıldı o zaman. Ben de evlenmem diye kesin bıktım. Herkesin hakkı ben ona bir şey diyemem ama kimseye güvenmiyorum. Kadınlar çoğu erkekleri kandırabilir yani o güce sahibiz. Bu bir gerçek. Keşke öyle olmasa ama oluyor. Güzel kandırmalar olsa. Ondan sonra canlar Erdoğan'ı aradım. Dedim Erdoğan böyle böyle. O da dedi ki ders olmuş oldu bu sana dedi. Bana. Hani o kaza meselesi var ya. Sana ders oldu dedi. Ula dedim ben sana ölüyorum derim, öleceğim derim, sen bana ders öldü değilsin dedim. Onun da o lafına çok üzüldüydüm bu an. Vallahi. Hani bundan ders olsun dedi, bundan kendine pay çıkar yani. Bir daha ne hata yaptıysan yapma. Halbuki hata yapmadım ki hala anlamadım ben ne olduğunu o zaman da. Allah'ım ekmek canlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selamun aleyküm. Değerli takipçiler. Hepiniz ucunuz hoş geldiniz canlar. Sefa geldiniz. Şöyle Almanya'mın bahçesine. Ha bu lan ay kötülüğün olmuş. YouTube'da ben gördüm. Lan olmuş bilmem sondan kaçıncı. Hastiyelimiş. Kız abini kim dedi? Ha bu lanının neresi kötü? Alıştığınız pişmemiş böcekleri, çalıları, çırpıları yeme, salyangozları yeme, ha bu lahanaya laf ediyorsunuz. E kız baksana abone, ben altın gibi arayırım abi Almanya'da lahana. He? Baksana o abone, lahana çorbası yapma, lahana arayırım abi Almanya'nın dağlarında, köylerinde de ha buna ediyorsunuz laf. Vay olsun sizi. Ben bunu duymamış olayım ha. Lahanayı beceri yapamıyorsunuz, yiyemiyorsunuz. Yiğsuz pişmemiş hayvanları siz gelin benim YouTube kanalımı izleyin. Hablanıların tarifini alın. Yapın bakalım bundan mı güzel habımı birinci. Hadi bakalım ha.